Ben Sen ne yorum yapmak diyorsun? istiyorum Aslı Evet. Hanım. Ben şu yeşil uyumsuzluğunu gerçekten çok rahatsız etti. Oraya odaklandım, başka bir şeye bakamıyorum. Tonlar birbiriyle çok alakasız. Yani yeşilin tonları hiç uymamış. Ama genel olarak odanın havası birbirine uygun. Yani mobilyaların birbirine uygun. Sadece TV ünitesiyle masanın beyaz olmasını beğenmedim. Onların ya Evet. arkadaşımın dediği gibi ahşap ya da böyle krem tonlarında olmasını tercih ederdim. Bakın burada da böyle bir ahşap detay var, Evet, gördünüz evet, mü? evet. Yani ben de sadece ayak kısımlarına tercih ettim. Dün hasret arkadaşımıza da gördüğümüz gibi evi çok karmaşık, onun Evet. kadar karmaşık olduğunu asla düşünmüyorum. Canım senin gibi demode Çünkü bir evim yoktu. Söyleyeceğim artık söyleyeyim yani. Bu avize nedir ya? 3 yıl Allah önce bu aşkına. vardı, ben bunu aldım. Senin gibi Ay hiç mi dışarıya alıp değiştirmek aklına koymadım. Gelmedi, gelmedi? düşünemedim. Daha Bundan sıkılmadım sonra maalesef. değiştirirsin artık. Ya avizeyi belki değiştirmek imkan meselesi ama bir lamba takabilirdin. Bir tanesi yanıyor. Şöyle Bir fırsat olmamış. kullanmıyoruz aslında. Hani lamba der sadece kullanıyoruz. O yüzden onu da unuttum Niye doğrusu. karanlıkta mı yaşıyorsunuz siz? Karanlıkta oturmayı tercih ediyoruz. Evet, bebeğimle zaten odasında vakit geçiriyoruz Ama genelde. galiba Gündüz de yeterli spotların da oluyor. var Canım hayatım. misafirin de Spot. mi gelmiyor istenir? Misafir geldiğinde sadece spot kullanıyorum. O da yeterli oluyor zaten. O zaman onu oradan sök at. Yok, Hiç gerek durmasını yok istiyorum. yani. İlla ki bir gün lazım Çok olacaktır. kötü bir görüntü veriyordu, o yüzden diyorum. Sen mi boyadın onu? Yok, hayır. Hazır aldığımızda böyleydi. Sanki sonradan Kaç yıl boyanmış önce gibi. alındı Evet, bu sanki. Üç yıl önce. Yani duvarın Aynen. rengi... 3 yıllık bir avize değil Bir de. şey itiraf edeyim mi sana? Bu duvarın rengiyle aynı. Evet. Evet, renkleri birebir Aynı, aynı gibi birebir. duruyor. Evet, aynı. Acaba burası boyanırken, belki senin haberin yok, kayınbaban da hani bu avize burada duruyordu, duvarı boyamışken şunu da mı boya dedi acaba? Yok, hayır. Duvar boyandıktan sonra o takıldı. Böyle aldın yani. Evet, bu şekilde Allah Allah, almıştım. ben mi Bence o yanlış boyandı da aldım? senin haberin yok. Hani, zaten uyduğunu düşündüğüm için buraya aldım, taktım. Ha, Peki tabii. fiyatı nedir avizenin? Onu 50 TL'ye almıştım. Yani 3 senin sene önce. mobilyana uyabilecek tek avize o zaten. Aynen, ben de o yüzden bunu tercih ettim. Evet. Yapma ya, o kadar yani sevmedin, Evet. beğenmedin. Çok genç bir yaşı var sanırım. Kaç yaşındasınız? 25 yaşındayım. 25 yaşında bu mobilya size çok ağır bence. Evet. Ama Ağır. şöyle, 3 Çok yıl ağır önce bir hani mobilya bunlar yani. vardı. Ben bunları uygun gördüm. 40-45 yaş arası Bazı insanların kullanabilir bu karakteri mobilya. ağır olur. Kendine bunları yakıştırmıştır. O konuda bilmiyorum. Senin evini de gördük. Bir şey Şatafattan diyemem. boğulduk. Yani Evet bildiğin canım, 50 ben yaşında kadın şatafatlıyım. yeni Bunu evini sürekli sanki söyleyip gitmiş duruyorsun. Ben de gibiydi sürekli bence. söylüyorum. Biz şatafatlıyız. Ben de bu şekilde seviyorum. Yani saygı Anladım, duyarsam gördüm. sevinirim. Saygı duyuyorum. Evet. Avizesi salon için uygun olsa da kendi içinde de uyumsuz bir avizeydi. Beyaz ve krem renklerini beraber hiç sevmem. Evet, başka bir şey ekleyecek misiniz? Perdenin tonu gerçekten kötü. Demin de söylemişim. Sanki Hasret'in elbisesinin tonunda bir perde bile yakışırdı o renk Dış olmaktansa. ses. Allah Yani... Allah, dur. Bir dakika. Hasret, geç bakayım perdenin yanına. Şimdi bu ton mu Evet, olmalı bu ton o ton olmaktan daha iyidir. Evet, doğru. Bildiğin Ben bunu zümrüt yeşili ama arasında dağlar kadar fark var. Bunu nasıl buraya uygun görüyorsun? Hani ben en Sen yakın bunu fıstık buldum yeşili gibi burada. böyle cırtlak bir rengi uygun görmüşsün. Ben de onun üstündeki rengi Şöyle uygun şu an gördüm. parladığı için o şekilde duruyor. Aslında o kadar da fıstık yeşili bir ton yok değil Dış yani. ses, bana bir tabure verir misin? Tabure mi? Ne yapacaksın tabureyi? Vereyim vermesine de tabureyi ne yapacaksın? Bir şey göstereceğim. Hasret bugün beni korkutuyor. Beni de. Al bakalım. Ne yapacaksın? Çok merak ettim. Ne yapıyorsun? Bir şey yapacağım Aslı Hanım. Bir şey mi istedin Hasret için? Yardımcı olayım senden istersen. Yardım alabilir miyim? Bak Sen oturabilirsin canım yerine. Teşekkür Aman ederim. Unutmayayım bir şey, ne oluyor? Aman. Yok, avizeyi sökeceğim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kızım? Kız, elektriğimizi keseceksin. Ciddi ciddi çıkarın. Canım arkadaşım zaten spotları varmış. Al bunu da balkona koy. Bence bunu al, sen evine götür, senin odanda bir tane bile Benim avize evimde yok. Her yerinde led var canım. Spot Benim vardı. evim ışıl ışıl. Benden sana hediye Al olsun. canım. Arkadaşlar tamam. kavga etmeyin, onu bana verebilirsiniz. Ben evime takarım onu. Çok pahalı çünkü. Çantam da yanımda. Tamamdır. Direkt sen çantaya niye bunu söktün? Avizeyi sökemedi, ampulü söktü bak sinirli. Hırsın alamadı. Onun evinde ampul yoktu söylüyorum. Evine götürmek istiyor bence. Bir tane bile ampul göremedik. Salonda Hasret'in perdenin önüne geçmesi çok yanlıştı. Ev sahibinin izin almasını beklerdim. Yine izin almadan avizeye de çıktı. Bu da yanlıştı bence. Şov yapmak istedi. Ben de onun şovunu destekledim. Aldım çantama koydum. Çıkardı ampulü. Benim salonumla kendi salonunu bir mi tutmuş gerçekten? Benim salonum onun salonuna göre evet gerçekten daha güzel.
Bizi tek ampulle karşıladı, tek ampulle de ağırladı bugün. Hasret. Ne yapıyorsun? Gereksiz duruyordu Aslı Hanım. Zaten spotları var bu avizeye, yani bilmiyorum. Allah'tan avizeyi sökmeye kalkmadın. Tornavida falan istemedin. Bilsem onu da sökerdim. Evine götürürdün diyorum ya. Nasıl canım olmuş? Bunun benim evimde işi ne ya Allah aşkına? Sen benim evimi gördün. Bu benim evime yakışır keşke mı sence? Keşke görmeseydim. Görmeseydin keşke. Çok gereksiz de yani hoşuma gitmeyen bir durumdu. Ben onun evine bir sürü şey beğenmedim ama gidip de yerinden alıp bir şeyi oynamadım. Peki bu, yani ne oldu şimdi? Söktün, ne oldu? Gerek yok, kullanmasın. Tek ışık yanıyor. Orada 3 tane var. O 1 tane takmış. Hiç takmasaydın. Evet. Bir diğer şey ampuller yaramadım. Çalışmıyor mu? Biri yanmıyor. Diğeri yoktu zaten. 2 taneydi. Yansaydın. Hepsini kapattı. Evet, teşekkür ederim. Zaten karanlıkta oturmayı sevdiğim için. Rica ederim, yardıma ihtiyacın olduğunda arayabilirsin. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Fiyatları sormadık. Mobilyaları. Soralım.